Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için çok kolay ve çok pratik bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Yarım su bardağı mercimek, yarım su bardağı pirinç ve yarım su bardağı bulguru süzdürdüm, yıkadım ve düdüklü tenceremin içine aldım arkadaşlar. 2 tane kuru soğan da iri parçalar halinde doğradım. Onu da tenceremin içine ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum ve 1 yemek kaşığı dolu dolu tatlı pul biber ilave ediyorum ki çorbamın içine hem lezzet hem de sağlık katsın diye. Şimdi tenceremin üstünü bolca suyla dolduruyorum arkadaşlar. İçine eklediğimiz bakliyatlar yeteri kadar suyu çekeceği için fazlasıyla suyunu eklememizde hiçbir sakınca olmayacak. Şimdi düdüklü tencerem yaklaşık 25 dakika orta ateşte pişti. Altını kapattım ve İçindeki son durum bu şekilde. Şöyle kepçeyle karıştırarak sizlere içinde göstermek istiyorum. Şimdi içine blenderımı sokarak çorbamın içindeki malzemeleri püre haline getirdim arkadaşlar. İsterseniz taneli çorba severseniz hiç blender sokmayabilirsiniz. Ama böyle akışkan saydam bir kıvam almasını istiyorsanız benim yaptığım gibi blenderdan çorbanızı geçirin ve kıvamını bu hale getirin. Bu çorbanın özelliği durdukça biraz koyulaşması arkadaşlar. O yüzden içine sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz çorbanızın. Şimdi ben düdük tencerenin içine bir bardak su ekledim. Sıcak su tabii, kaynamış su. Onu da şöyle çalkalayarak tenceremin içine aldım arkadaşlar. Tuzunu da kontrol edin. Şimdi çorbamız bu haldeyken sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. 2 yemek kaşığı tereyağı tavamın içine ben önceden koymuştum. Birkaç yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyerek yağlar iyice ısındıktan sonra üstüne 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledim ve çorbamın sosunu bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bu sosu da tenceremin üstüne direkt olarak döküyorum ve kepçeyle bu sosu çorbama güzelce yediriyorum. Çorbayı hazırlarken dikkat ettiyseniz hiç yağ kullanmadık. Çorba için kullandığımız tek yağ üstüne eklemiş olduğumuz bu sostan ibaret. Şimdi çorbamızı şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamı, görüntüsü bu şekilde oldu. Servis tabağımın içine alacağım arkadaşlar. Hakikaten çok lezzetli, çok güzel bir çorba tarifiyle bugün karşınızdaydım. Umarım sizler de denersiniz bu soğuk kış günlerinde. Hepinize şifa olması dileğiyle. Afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, paylaştığım videolarımı beğenerek yorum yazmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.